Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselam ala rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz yine Bakara Suresi'nin 220. ayeti ile devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve yes'elunke anil yetameh. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam sana yetimleri soruyorlar. Yetimler hakkında sana soru soruyorlar. Ve o şeyden, o hükümden soru soruyorlar. Hüküm nedir diye. Yelkavnehu yani rastladıkları minel haracı o sıkıntıdan sıkıntıyla alakalı sana soru soruyorlar. Fi şe'nihim o yetimler hakkında. Şimdi sordukları soru şudur. Fein ve eğer onlarla ortak olurlarsa onların mallarını kendi mallarıyla karıştırıp aynı şekilde yerlerse ya günaha giriyorlar. Ve in eğer ayırırlarsa me onlara ait olan şeyi ayırıp min mallarından kendilerine ait olan o şeyi ayırıp ve lehum ve onlar için yaparlarsa ta'amen vahdehum tek onlara ait yemekler yaparlarsa faharacun bu da zordur. Yani ne yapalım? Karıştıralım mı, karıştırmayalım mı diye bu yetimlerle alakalı sana soru soruyorlar. Kul söyle onlara. İslahul Onları ıslah etmek, onları geliştirmek. Fi emvalihim. Malları ile alakalı iyilik yapmak. Onlar için iyilik yapmak. Bitenmiyetiha. Mallarını ticaret vasıtasıyla geliştirerek, büyüterek. Ve Yani onların mallarını kendi mallarınıza girdirerek iç içe e, sokup yani mallarınızı birbirine karıştırıp malların onların mallarını çoğaltarak onlara iyilik yapmak hayrun <laughs> min Bunu terk etmekten daha hayırlıdır. Yani eğer böyle bir imkan varsa bu şekilde yapın. Ama ve in tuhalituhum eğer karışırsanız ey <laughs> tahlitu karıştırırsanız nafakat takum min onların nafakalarını onların yiyecekleri malları kendi yiyeceğiniz mallara karıştırırsanız Fie onlar da sizin kardeşinizdir doğaldır. Yani fehum onlar da sizin kardeşinizdir. Fi dini din konusunda din kardeşinizin kardeşinizdir. Evamin she'nil ahi, kardeşliğin kardeşin özelliklerindendir ki en yuhalita akahu kardeşine karışsın yani onun malı kendi malları bir olsun. Efelekum zelike yani bu sizin için caizdir. Bunu da yapabilirsiniz. Vallahu nasılsa Allahu Teala ya'lemu bilir el mufsida li emvalihim bi muhalatatihi. Yani onların malını kendi malına karıştırarak onun mallarını ifsat edeni, bozanı, yani çarçur edeni, minel muslihi, iyilik yapanı, o çarçur edenden nasılsa Allahu Teala ayırmayı bilir. Allahu Teala biliyor, ayırıyor bunları. Biha yani o mallarını iyilik yani mallarına mallarıyla mallarıyla iyilik yapan ile mallarını çarçur edeni Allahu Teala bilir. Dolayısıyla fe Yani karşılığını verir kullen minhuma. Bu çarçur eden yani onların mallarını ifsar eden ile mallarını ıslah eden yani güzel bir şekilde yetiştiren ile mallarını çarçur eden kişilere dolayısıyla Allahu Teala onların karşılığını verecektir. Velev Allahu şayet Allah dileseydi anetekum, yani le dayyaka yani sıkıntıya sokardı aleykum sizi bi tahrimin karıştırmayı haram kılmak ile sizi sıkıntıya dara da sokabilirdi Allah Teala dileseydi. İnna Allah muhakkak ki Allahu Teala azizun yani galibun fi ala emri kendi işinde tek galiptir. Hakimun fi sun'ihi kendi yarattıklarında kendi sanatında her şey yerli yerinde yaratandır. Ve la tenkihu nikahlamayınız yani evlenmeyiniz. Tetezevvecu yani evlenmeyiniz ey müminler erkek müminler. Ey yuhel müslimun ey müslümanlar el müşrikati el kaf ey el kafirati kafir olan bayanlarla evlenmeyiniz. Hatta yu'min hatta iman edinceye kadar. Ta iman edinceye kadar. Ve la metun müminetun yani mümine olan, mümine olan bir e, köle olan bir bayan hayru min müşriketin hürretin hür olan bir müşrikeden daha hayırlıdır. Bu ayet neden geldi aziz dostlarım? Lenne sebebe nuzuliha. Bu ayetin çünkü iniş sebebi el aybu ayıplamak idi. Yermek idi alemen tezevvece emeten. Bir köle ile köle bir bayan ile evlenen kişiyi yermek yer, yer, yerildiğinden dolayı ayıplandığından dolayı bu ayet nazil olmuştur. Bir de vatergi buhu o kişiyi teşvik etmek idi bu ayetin nazil olma sebebi fi nikah hürretin müşriketin müşriki olan bir hür bayanla evlenmesi evlenmesine teşvik yani teşvik idi bu ayetin sebebi dolayısıyla Allahu Teala buyuruyor ki hani mümine olan bir köle bayan, hür olan bir müşrikeden daha hayırlıdır. Dolayısıyla müşrike olan hür bayanlarla evlenmeyiniz. Ve lev kum. Ne kadar sizi şaşırtsa da, ne kadar hoşunuza da gitse, güzel olduğundan dolayı ve de malından dolayı sizi hayrete düşürse de, size şaşkınlık yarasa da, yine siz o hür olan müşrikler müşrike bayanlarla evlenmeyiniz. Ve haza bu mahsusun bi gayril kitabiyati. Yani kitabı olmayan, ehli kitap olmayan bayanların, müşrik, kafir olan bayanların dışındakilerine aittir. Yani kitabiy olanlar ise evlenilebilir. Bir ayeti bu ayetin deliliyle vel muhsanatu minellezine utul kitab başka ayetteki olan bu ayetin deliliyle biliyoruz ki yani müşrike yani kafire müşriket yani kafir olan bayanlardan kasıt ehli kitap olmayan bayanlar. Ve la tunkihu tuzevvicu evlendirmeyiniz. Diyor ki evlenmeyiniz. Evlendirmeyiniz. El müşrikin erkek müşrikler ile el kuffare kafir olan e, erkek müşriklerle evlendirmeyiniz. Kimleri el müminati. Mümin olan kızlarınızı evlendirmeyiniz hatta yu'minu onlar iman edinceye kadar ve la abdun mümin olan erkek bir köle hayrun min müşrikin yani müşrik olan hür bir erkekten daha hayırlıdır. Ve la a'cebekum ne kadar sizi şaşırsa da bu müşrik olan erkek limâlihi malından dolayı ve cemali güzelliğinden dolayı sizi şaşırtsa da yine siz bunlar ile kızlarınızı evlendirmeyiniz. iki. Ey ehli şirki, şirk ehli yani bu, bu şekilde ayıp ederek, ayıplayarak ve e, müşrike hürlerle e, evlendirmeye teşvik ederek bunlar yed'une ilenleri bu şirk ehli yed'une ilenleri ateşe davet ediyorlar. Bir dua ihim çarmaları sebebiyle ilel ameli işe el mucibile cehennemi gerektiren işe çağırdıklarından dolayı çarmaları sebebiyle Bunlar ne yapmış oluyorlar? Kişiyi cehenneme davet etmiş oluyorlar. Fela dolayısıyla munakahatuhum. Onlarla evlenmek ne değildir? Uygun değildir. Evlenmeyiniz. Vallahu Allahu Teala ise yed'u çağırıyor ala lisan rusulihi. Yani elçilerinin diliyle, elçilerinin diliyle onlar vasıtasıyla çağırıyor ilal cenneti cennete ve mağfirete af edilmeye çağırıyor. Eyl amele işi, eyl ameli. işe çağırıyor. El mucibi lehuma cennet ve mağfireti. Cennet ve affedilmeyi gerektiren o işe ne yapıyor Allahu Teala elçileri vasıtasıyla davet ediyor, çağırıyor. Bir iznihi kendi izniyle, kendi iradesiyle, bir iradeti kendi iradesiyle Allahu Teala cennet ve mağfirete davet ediyor. Dolayısıyla feteci bu icabetuhu. Allah'ın icabetine uymak vaciptir. Bir tezvici evliyaihi dostlarıyla evlenmek ile Allah'ın çağrısına icabet etmek vaciptir. Gereklidir. Ve yübeyyün ayatihi Allahu Teala ayetlerini, delillerini açıklar, açıklıyor linnâsi insanlar için. Leallehum yetedekkerûn. Umulur ki onlar nasihat alsınlar. Yatta'izûne nasihat alsınlar. Ve yes'elûneke. Yine soruyorlar sana ey Muhammed ve selam anil mahiydi. Aziz dostlarım ya buradaki mahid hayız manasında. el hayzı Hayızdan soruyorlar. Ev ismi mekandır. Mef, mef'ilun vezinde bir isim mekandır. Ev mekanehu veyahut da o hayız yerinden sana sual ediyorlar. Ondan kasıt bunu soruyorlar. Ne olduğunu değil. Mezâ yuf'alü bin nisa'i. O kadınlarla nasıl muamele edilecek fihi o hayız alında nasıl muamele edileceğini, ne yapacağını soruyorlar. Kul söyle ki, huve bu hayz eden bir eziyettir. Yani kaderun bir pisliktir, bir eziyettir. Ev mehalluhu ve hatta o pisliğin çıktığı bir yerdir. Fa'tezilun nisa'e. Dolayısıyla o bayanlardan sakınınız. Yani bayanlara yaklaşmayınız. Maksat değil ki yani hiç yanına gitmeyiniz. O anlamda değil. Yani utruku vat Yani onlarla cinsel ilişkiye girmeyi terk ediniz. Değil ki yani onların olduğu odaya, onların var olduğu eve dahi girmeyiniz anlamında değildir. Bunu başka kavimler yapıyorlardı. Bunu Yahudiler. Fil mehidi. Hayz anında ey vaktahu yani isminiz zamandır. Yani hayz vaktinde ev mekanı veyahut da ismi mekan kastediliyor. Yani o hayz yerin yerine vot etmekten ne yapınız kaçınınız. O e, kadınlardan yani terk ediniz onlarla cinsel ilişkiye girmeyi terk ediniz sakınınız. Wala takrabuhunna. Onlara yaklaşmayınız bil cinsel ilişkiye girmekten onlara yaklaşmayınız hatta yatun. Hatta temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız. Bi sukun da'i ve teşdidiha Aziz dostlarım burada iki kıraat var. Yani yat hurun yat okuyacağız ve bu bir kıraattır bir sükunut Ve de ve teşdidiha ve vete hatta yatta. Bir de vel ha'i ha'nın da şiddetiyle yatta herne. geliyor. Aslı eee yatta herne de okuyabile okuyabiliriz ikinci kıraat. Bir de vafihi bu eee ha'nın şeddesinde bu kıraatte e idgamü fil asli. Asıldaki olan o ta'yı yani tetah heradaki olan o ta'yı dağım etmek vardır. Fi ta'yı şuradaki ta'ya dağım ediyoruz. Normalde ye her nedir? Oradaki te'ye ta'ya çeviriyoruz. Ye dağım ediyoruz? Ye -her -ne diye okuyoruz. Aynı müddessir gibi aziz dostlarım. Ey yagtesinne yani temizleninceye kadar, gusül alıncaya kadar ba'de inkita'ihi bu hayz kesildikten sonra gusül alıncaya kadar o bayanlara bayanlarla cinsel ilişkiye girmekten kaçınınız. Feyza tetahharna temizlendikten sonra bu bayanlar fetuhunne bil cinsel ilişki ile alakalı yanlarına gidebilirsiniz. Min haythu <necessary> emrakumullahu Allahu Teala'nın size emrettiği şekil ile bir tecennubihi fil haydi hayızda iken size e, sakınmanızı emrettiği o yerden o yer yerden cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Nedir o yer? Vahal <laughs> kubulu. Yani ön avretten, ön cinsel organından o bayandan ne yapabilirsiniz? Cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Vale <laughs> taaduhu. Aşmayınız bu yeri, bu e, ön cinsel organından ilahiyi <laughs> affedersiniz başka avretlere affedersiniz e, arka bölümden e, ne yapmayınız cinsel ilişkiye girmeyiniz bu haddi bu sınırı aşmayınız İnne Allah muhakkak ki Allah yuhib bu yani yuhsi bu yani karşılığını verir bu ikrimi ikram eder et tevvabi minez günahlardan tövbe edenleri e, ikram eder sevaba boğar o yuhib mutlahirin ve temizlenmiş olanları da sever minel o kirlerden o manevi veyahut da hissi kirlerden temizlenmiş olanları Allahu Teala sever. Nisa ukum eşleriniz her sullekum sizin için bir ekin yeridir, bir tarla gibidir. Ey mahallu zer'ikum ekme yerinizdir el velede. Çocuğu ekme yerinizdir eşleriniz. Fe tu hersakum dolayısıyla o tarlanız tarla mesabesinde olan o eşlerinize gidiniz ey mahallehu o yere ki ve huvel kubulu ki ön avrettir enne di enne keyfe manasında nasıl isterseniz şi'tum istediğiniz şekilde yeter ki ön avretten ön cinsel organından ilişki olsun da hangi şekilde giderseniz gidin isterseniz eşinizin ön tarafından arka tarafından sağından solundan nasıl e, e, ilişkiye girmek istiyorsanız o şekilde girin. Min kıyamin isterseniz ayakta ve oturarak ve dıcan, uzanarak ve ikbalin önden ve idban arkadan istediğiniz şekilde cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Nezle bu ayet nazil olmuştur. Radden red olsun diye li Yahudi, yahudilerin sözüne red olsun diye bu ayet nazil olmuştur. Nedir bu yahudilerin sözleri? Ki men ete imra etehu kim eşinin yanına giderse fi yani ön avretinden cinsel ilişkiye girerse ama minciyatu duburiha arka tarafından ön avretiyle cinsel ilişkiye girerse el veladu ahwala çocuğu şaşı olarak doğar diye bu şekilde bir ortalığa söz yay yay yaydılar bu onların sözüne red olsun diye Allahu Teala bu ayeti indirmiştir. Vaktimü li enfusikum kendi nefsiniz için en güzel olanı takdim ediniz. El amele saliha. Salih amelleri kendi nefsiniz için ilk başta bunları yapınız. Ket teslimeti indel Mesela öyle e, kör cahil gibi cinsel ilişkiye girmeyiniz. İlk başta besmenenizi çekiniz. O şekilde cinsel ilişkiye girmek gibi kendiniz için salih amelleri öncelik tanıyınız. Ve takullah'a Allah'tan sakınınız. Fi emrihi ve nehyihi. Allah'ın emrettiği şeyler hakkında veyahut Allah'ın yasakladığı şeyler hakkında bu şeyler konusunda Allah'tan sakınınız. Yani emrini yerine getiriniz. Yasaklarından kaçınınız. Ve alamu biliniz ki ennekum sizler mulaquh Allah'a ulaşacaksınız. Bil ba'si ölümden sonra diriltilerek dolayısıyla fe kum, sizi karşılığını verecek size bir amel amellerinizin karşılığını size verecektir ve beşşiril müminin ey Muhammed ve Vesselam müminleri müjdele ellezine o kişiler ki ittekavuhu Allah'tan sakınan o kişileri müjdele neyle? bil cenneti cennetten müjdele ve la tec'alullaha ey müminler Allah'ı yapmayınız Allah'tan kasıt eyl halfe bihi Allah'a yemin etmeyi yapmayınız urdeten illeten mani'aten engelleyen bir sebep yapmayınız neyi engelleyen le <laughs> eymanikum yapacağınız hayırları engelleyen bir illet man engelleyen bir sebep kılmayınız Allah'a olan yemini ey nasben leha o hayırlara engel olan bir ıı, direk gibi o yemininizi ortaya koymayınız. Demeyiniz ben yemin ettim. Dolayısıyla ben bu hayır işi yapamam diye ne yapmayınız? Allah'a yeminini, yemini engelleyen bir sebep yapmayınız. Nasıl? Bir en Hani çoğaltarak el bi Allah'a yeminini çoğaltarak ne ile yemin etmeyi? Ella teberru. Ben yani iyilik yapmayacağı yapmayacaksınız diye Yemini çoğaltmayınız. Vetettakû. Sakınmayacağınız. Allah'tan sakınmayacağınız diye o yeminleri ne yapmayınız? Çoğaltmayınız. Fetukrahu. Yeminu. Yemin etmek mekruhtur. Bu fıkhi bir bilgidir aziz dostlarım. Alaedhalike. Yani hayır yapmamak üzerine yemin etmek mekruhtur. Ve yüsen nüfihi. Eğer böyle bir şey yapıldıysa bu konuda sünnettir. El hinsu. Böyle bir yemin yaptıysa kişi o yeminini bozması ve yukeffiru ve kefalet vermesi sünnettir. Abi bi hilafiha ala berri. Mesela hayır yapmak üzerine yemin edilmişse o yemini bozmak ise şey değildir, mekruh değildir. Ee, ve bozmak da sünnet değildir. Ve hayır işler ve de hayır işler gibi başka işlerde yemin etmek mekruh değildir. Ve yata'atun bu iyilik üzerine yemin etmek taattır, ibadettir. Ve tuslihu beynennas veyahut da insanlar arasını İslah etmeyeceğinize dair yemin etmeyin, yapmayınız? Çoğaltmayınız. Yani yemin etmeyiniz. El mana, hulasa, bu ayetin manası. La temteni'u min fi'li Zikir edilen şeyleri, söylenilen şeyleri yapmaktan ka yapmaktan kaçınmayınız. Minel birri o hayırdan ve nehvihi veyahut da takvalı olmaktan ve de insanlar arasında ıslah etmek gibi bu şeyleri yapmak için yapmaktan ne yapmayınız? Yani geri durmayınız. İza halaftum aleyhi. Böyle bir yemin yaptığınızda yani yemin ettik diye kendinizi engellemeyiniz. Geri kaçmayınız. Beli tuhu. Belki o işi yapınız ve ve kefiru ve ne yapınız? Yemin kefare. Yani yemininizi bozunuz ve kefiru ve yemin kefaretinizi de veriniz. Neden böyle yapınız? mana böyledir. Lenne sebebe nuzulü. Çünkü bu ayetin nazil olma sebebi el imtina min zalike. Bu iyilik yapmaktan e, geri durmak olduğu için. Herhalde bir rivayet vardır. Herhalde e, Müstah diye bir sahabi e, Hazreti Ayşe validemizin ifki ile alakalı ileri geri konuşundan dolayı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o kişi iyilik yapmayacağına dair yemin etmişti. Allahu Teala da e, bu ayeti ne yaptı? İndirdi. Yani bu şekilde ne yapmayınız? Yemin etmeyiniz. Yemininizi bozunuz. İyiliğinizi devam ediniz. Yemin kefaretinizi de veriniz diye Allahu Teala bu ayeti indirdi. Vallahu <Sessizlik> Allahu Teala semi'un li sözlerinizi iştendir. Alimun bi ahvalikum ve sizin durumunuzu bilendir. Aziz dostlarım, bugünkü dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize isfa etmeyi nasip eylesin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين